Yılın son iki ayına geleceğimiz kritik bir süreçte piyasaların gündemini jeopolitik risk teması meşgul etmeyi sürdürmektedir. 7 Ekim'de başlayan ve günümüzde de devam eden Orta Doğu krizi altından petrole, dolardan tahvillere, endekslerden şirket performansına kadar çoğu varlık fiyatı üzerinde etkili oldu. Ons altın %10'u aşan yükselişiyle Ekim ayında 2000 dolar seviyesini aşarken enflasyon üzerinde ek tedirginlik yaratır mı hususunda takip ettiğimiz Brent petrol 83-93 dolar arasında 10 dolarlık bir bölgede sıkışma eğilimine devam etmektedir. JP Morgan ile başlayan bilanço döneminde hisse başı karlarda beklenene veremeyen şirketlerin endeks üzerinde olumsuz bir etki yarattığı ve bu düşünceyle ile benchmark gösterge S&P 500 endeksinin %5'e yaklaşan aylık kaybı ile 200 günlük üstel ve basit hareketli ortalamaların altına sarkarak negatif bölgeyi geçtiğini izledik. Yeni bir haftaya başlarken bir yandan jeopolitik risk teması, diğer yandan da yoğun takvim verisi varlık fiyat fiyatlarının hareketli bir hafta geçirmesini sağlayabilir. Dolar endeksi, tahvil faiz oranı, altın, petrol ve borsa endekslerinin bu aşamada referans göstergeler olarak takip edileceğini, diğer varlıkların ise bu referans göstergelerle yol haritasını değerlendirebilmek adına önemli olabileceğini söyleyebiliriz. Faizlerde herhangi bir değişim beklenmese de geleceğe yönelik sinyallerin önemli olacağı Japonya, İngiltere ve özellikle de ABD merkez bankaları toplantıları başta olmak üzere büyümenin öncü göstergesi olarak bilinen satın alma yöneticileri endeksi PMI istihdam piyasasında iyimserlik devam edecek mi ve ücretlerdeki artış enflasyon üzerinde baskı oluşturabilir mi hususunda tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik gelirler faiz kararı ardından daha fazlası gelecek mi hususunda dikkatlerin TCMB'ye çevrileceği enflasyon raporunun sunumu haftanın en önemli gelişmeleri olarak izah edebilir. 1810 seviyesini dip kabul eden ve jeopolitik risk teması ile önemli bir dönüş izlediğimiz özellikle de 1885 üzerinde yükselişine teyit kazandıran ons altın 50 günlük ortalama 105.20 üzerinde pozitif reaksiyonu sürdüren klasik dolar endeksi ve dolar endeksindeki güçlü seyir sebebiyle 55 günlük ortalama 1.0670 altında negatif beklentisini gündemde tutan euro dolar 4635 seviyesinden başlattığı düşüşlerle dikkat çeken ve 200 günlük ortalamalar 4300 bölgesi altına sarkarak trendini değiştiren S&P 500 %5 seviyesine ulaştıktan sonra hareketlerini sınırlandıran ancak 55 günlük ortalama %4.55 ile trend rallisinde istekli olan ABD 10 yıllık tahvil faiz oranı ve son olarak da 55 günlük ortalama 27.20 üzerinde trend görünümünü sürdüren ve yeni zirve seviyeleri kaydetmek isteyen özellikle de 27.23 üzerinde aylık kapanış yaparak psikolojik 30 seviyesine göz kırpan dolar Türk Lirası haftanın en önemli referans varlıkları olarak izah edilebilir. Finansal piyasalar için önemli ve hareketli bu dönemde siz değerli yatırımcıları GCM Trader'ı aktif olarak kullanarak yatırımlarınızı yönetmenizi önemli tavsiye ederiz. Unutmayın zamanında doğru stratejilerle hareket etmek başarılı yatırımların anahtarıdır.